İyi akşamlar, mutlu cumalar. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi omzumuzu düşüren konuları masaya yatıracağız. Çünkü Nedim Türkmen ve İsmail Seviç buradalar. İsmail Bey burada stüdyoda. Nedim Bey bazı sıcak iklimlerde zannediyorum ayağına şıpıdık terliklerini giydi ve kameraların karşısına geçti. Ha? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yorum yapmıyor bakalım. Plan yaptık. Sizi bozmak için plan yaptık. Biz burada stüdyodayız. Nedim Bey nerede dedi İsmail Bey. Ben de dedim ki şıpıdık terlikleriyle bizi bekliyor. Yok öyle değil. Öyle değil ya. 18-20 dereceler efendim. Aa, hay Allah. Evet. Hay Allah. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz Nedim Beyciğim? Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İzleyicilerimize küçük bir dipnot verelim. Nedim Beyciğim iddia kazandı. Hak edilmiş bir seyahatte kendisi ama yine de bizi yalnız bırakmadı. Olduğu yerden bizimle birlikte can sıkıcı konuları konuşmak üzere hazır ve nazır bulunuyor. Hem vergi tarafında hem iş güvenliği tarafında yine çok önemli başlıklar var. Nedim Bey müsaade ederseniz İsmail Bey ile başlayalım. Tabii ki. Ve onun da başlıkları epeyce dikkat çekici. Şimdi Eylül ayı tüfe açıklandı. Doğru. Ve yani aslında biraz hüsrana da uğradık ne yalan söyleyelim. Çünkü yüksek gerçekten. Hoş Eylül aylarında genelde bir yükseklik olur ama bu sefer tabii program çalışıyor. Enflasyonla mücadele sürecindeyiz. Bir miktar daha kuvvetli bir etki görürdük. Ama bu durumda işte yine konuştuğumuz şey memur ve emekli maaşları ne olacak? Şimdi bu noktada OVP öngörüsü tutacak mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru, Eylül ayı açıklandı. İşte 2.97 ay itibariyle ve yıl sonu itibariyle de %49'ları, 50'leri buldu tüfe. Tabii düşük müydü, yüksek miydi? TÜİK'in açıkladığı neticede 2.97. Bu yıla baktığımız zaman böyle bir şey, bir grafik var. Yani hani zaman zaman yükselen, zaman zaman düşen, işte 6.7 ile başlamış. Yılbaşında 4.53, 3.16, 3.18, 3.37, 1.64, 3.23, 2.47 nihayet 2.97 olmuş. Bundan sonraki aylara baktığımız zaman ne olur? Öncelikle şu, ne için emekli için önemli ya da memur için niye önemli tüfe? Çünkü son 6 aylık tüfe baz alınıyor. Evet. Her ikisinde de bu baz alınıyor. Ve bu işte memur için olduğunda toplu sözleşme araya giriyor, bir tüfe farkı falan veriliyor. Onda biraz daha düşüyor şu andaki hesaplamalarla. Ama SSK ve Bağkur emeklisi için ise son 6 aylık tüfe son derece önemli, aralıkta çıkacak tüfeyle birlikte. 2.97 bu ay geldi. Yani bu 8.9 bir artış meydana getirdi maaşlarda ilk 3 ay için. Ama kalan 3 ay daha var. Hı hı. Burada ne gerekir ki biz OVP'deki hedefimizi tutturalım dersek, burada 1 ile 1,5 arasında ortalama gerçekleşmesi gerekiyor tüfenin, evet, ay bazında. Bu gerçekleşir mi? Tabii bilemiyoruz ama şöyle baktığımızda böyle istatistiksel seyre sanki böyle bunun biraz üzerinde gerçekleşebilir gibi geliyor. Yani böyle tam 41,5 tutmayacak gibi. Çünkü hiç 1,5'u görmemişiz. Hep böyle 1,5'un üzerinde, yani en düşük ayda 1,64'lerde seviye olarak. Tabii burada 41,5 senaryosu tutabilirdi ama biraz zor ihtimal. 45'lere doğru yönelen bir tüfe olabilir. Yani oraya yaklaşan bir tüfe. Peki bu maaşlarımızı çok mu etkileyecek? Ne kadar etkileyecek? Yani bu önemli. Hı hı. Tabii bu etkileyecek durumlar biraz daha. Şöyle söyleyeyim. Mesela 41,5 olsa ne olurdu? Yani tam tuttursaydık OVP'yi. TÜİK de tam OVP kadar açıklamış olsa ne olur maaşlar? İşte 12.500 lira alan biri bugün 14.200 TL alacaktı. Yani maaşı 1.700 lira artmış olacaktı. Yalnız bu 12.500 lira dediğim kök aylığı 12.500 lira olanlar. Hı. Yoksa kök aylığı 10.000 lira olanlar, 11.000 lira olanlar, bunlar şeyden etkilenmiyor. Bu zamlardan etkilenmiyor. Onlar 12.500'de devam edebiliyorlar. Ocak ayında onlarla ilgili özel düzenlemelerle onlar ancak en düşük aylık olarak çıkabiliyorlar. Onlarla ilgili bir şey yapılabilir. %20 bazında bir artış ben bekliyorum. Ya yani bir 15 bini bulabilir Ocak ayında. Ama netice itibariyle 12.500 ise 14.200'ü buluyor. İşte 15.000 ise 17.000'i buluyor. İşte 20.000 ise 22.000,
670'i buluyor. 70 bin liralık aylıklar var. Onlar güzel aylıklar böyle. Onlar da 79.304'ü buluyor 41,5'la. Peki biraz daha bunun üzerine çıkacağı anlaşılıyor. SSK, Bağkur ve diğer memurları da etkileyen. Yani 45 olursa ne olurdu dediğimizde. İşte bu 14.200 lira 14.530'a çıkıyor. Yani bir 130 lira bir artış oluyor. Çok değil yani. 17.000 lira 17.436 lira oluyor. 430 lira artıyor 17.000 yükselmiş olan maaş. 22.670'e yükselmiş olan maaş bu defa 23.250 oluyor. 41'deyken 22.670'ken 45'teyken 23.250 oluyor. 70'ten 79.304'e çıkan 81'lere çıkıyor. Tabii bu şey SSK ve emekli memur SSK ve Bağkur aylıklarında geçerli olan bir şey. Tabii SSK ve Bağkur aylıkları gördüğünüz gibi yani konuştuğumuz rakamlar 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 1200 lira. Tabii bunların her zaman yetersiz olduğunu söyledik. Yani bunlar kişilerin böyle bazen saatlik harcamaları, bu aylık farkları bazen kimiler için günlük harcamaları. Ama bunlar yetersiz. Yani bunun için yapılması gerekeni daha önce de söylediğim gibi seyyanen zam dışında emeklinin yolu kapalı görünüyor. Yani bu oransal artışlarla %13-44 ya da %16-24. İlk dediğim %13-44 ilk söyledim. İkincisi %45'likte %16-24 oranında maaşınız artıyor. Yani %45'e ulaşırken siz aslında aylıklarınız %16-24 artmış oluyor. Tabii bu artışlarla 10 bin lira 15 bin bandında olanlar için bir şey ifade etmiyor. İfade eden maaşlar daha çok yüksek aylıklar olabiliyor. Evet. 70 bin lira olan 80 bine çıkıyor. Peki memurlarda durum nasıl? Memurlara geldiğimiz zamansa bu tablo biraz daha kötüleşiyor bu dönemde. Devlet memurları ve memur emeklileri açısından. Onlarda ise aylık artısı 9.31'e geliyor. Yani 13.44'lük olan. Eğer 41,5 gerçekleşirse 9.30'larda gerçekleşiyor. 45 gerçekleşirse de bu sefer 12.01. Yani memur maaşı da eğer 45 yıl sonu gerçekleşirse oraya doğru gidiyor gibi görünüyor. %12 artıyor. Tabii bu artışlarda en düşük memur maaşını ne yapıyor? 39 bin liradan 42.809'a ya da 43.880'e çıkaracak. Arada 1000 liralık bir fark var. En düşük memur emeklisine baktığımız zaman da onlar daha kötü. Şimdi memura bakın 39 bin dedik. Bu 39 bine memur iyileştirilmiş şekilde yükseldi. Hmm. 39 bine memur 20 bin seyyanen zamla buraya geldi. Yoksa konuştuğumuz şey 19 bin olurdu. Konuştuğumuz şey aynen SSK emeklileri gibi olurdu. Yani 12.500'leri konuşurduk. 13 binleri konuşurduk. Ama 20 bin lira seyyanen zammın etkisiyle memur 19'lardan 39 bin lira geldi. Bu da yetersiz elbette ama burada diğer taraftan emeklilerin de ne kadar aslında bir seyyanen zamma ihtiyacı olduğu belli oluyor. Fark giderek büyüyor. En düşük memur emeklisi ise onun durumu tabii memura bakaraktan ve kötü kıyasladığımız zaman. Neden? Çünkü orada da düşük bir maaş var. Çalışırken 40 bin alıyor, 39 bin. Emekliyken 17 bin alıyor. %45 olsa yıl sonu TÜFE 12.01 arttığında çalışırken 44 bin lira çıkıyor. Emekliyken 19.700, 20 bini görmüyor. Yani siz çalışırken 44 bin lira alıyorsunuz, emekliyken aynı kişi 20 bin lira alıyor. Yani çalışırken ki maaşınızın %45'ini alıyorsunuz. Eskiden bu %65-70'ti bu oran. Ne kadar zaman önce bu kadardı? 1,5 sene oldu herhalde. 1,5 sene olmuştu. Yani 1,5 yılda bu noktaya mı geldik? Çok hızlı geliyoruz. Çok hızlı geliyoruz. Bazen o kadar çok değişiklik oluyor ki sanki yıllar geçmiş zannediyorsunuz ama halbuki en fazla 1 yıl geçmiş oluyor. 1 yıl önce bakıyorsunuz ki maaşlar çok yakın. 1 yıl sonra bakıyorsunuz ki biri kopmuş, diğeri orada kalmış vaziyette. Çünkü enflasyon etkisi var ve emeklilere yapılan zamlar yetersiz kalıyor. Yetersiz kalıyor. Yani emeklilere beklentileri doğrultusunda ya da şöyle yani bu maaşlar neyi gösterir? Yani yaşam maliyeti önemli burada. İşte en sonda yine Türk İş, Asgari Ücret Komisyonu'na katılan Türk İş'in sonuçta bir en son ayda yoksulluk sınırı, açlık sınırını açıkladı. Yoksulluk sınırına baktığımızda 65'leri buldu. İşte bir kişinin, bekar bir kişinin yoksulluğu dediğimiz, bekar bir kişinin yaşam maliyeti
26 bin lira dayandı. 3 ayda daha var, devamı var. Yani asgari ücretli bekar bir çalışansan yandın bittin yani. Yani 26 almak zorundasın Ankara'da. İstanbul'da bu 30'ları buluyordur. Ankara yine bazlı. Yine az yani baktığınız zaman. Tabii çok az. Çok yani çok az. Çok az. 65 binin altında bir 4 kişilik aile kazanıyorsa yoksuldur olarak geçiyor. Yani şimdi tabii bu aylıklarla, bu maaşlarla ne yapılabilir? Yani çok tartışmaya da gerek yok ama burada seyyanen zamlar gerekiyor. Emekli memur, emekli SSK, Bağkur, bunlara ilave zam yapmadığınız sürece böyle gidecek, daha da kötü gidecek. Çünkü enflasyon, yüksek enflasyon döneminde düşük aylık alanlar ilave bir şey yapmadığınız takdirde gelir dağılımında bozulma oluyor. Kendi içlerinde de oluyor bu. 100 bin lira alana %10 artış yaptığınızda 10 bin lira olurken 10 bin lira alana 1 lira, 1 liralık artış yapıyorsunuz. Peki burada bir virgül koyalım. Nedim Bey'e de söz verelim. Epey bir beklettik onu. İllere göre vergi rekortmenleri açıklandı. Nedim Bey yok içinde. Bir kritik evet. Edelim mi? Kimler var, kimler yok? Nasıl listeler? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi enflasyonla ilgili birkaç kelime etsem, cümle etsem herhalde tabii, kızmazsınız tabii, bana. Yani. Biliyordum edeceğinizi de bakayım acaba yırtar mıyım diye düşündüm, olmadı. Ya şimdi lafla peynir gemisi yürümediği gibi lafla enflasyon da düşmüyor maalesef. Düşünün yani emeklileri, çalışanları, ya asgari ücretliyi de bunun içine katarsak. Enflasyon artış hızı azalırsa sizin refahınız artacak veya daha rahat yaşayacaksınız. Ama o azaldığı zaman maaş zammınız azalacak. Böyle Rus ruleti gibi bir şey maalesef. Yani biliyorsunuz 2024 yılı enflasyon bir önceki OVP'de 33'tü. Merkez Bankası bunu 36, sonra 38 yaptı. En son OVP 41,5 yaptı. Eylül ayına bakıyoruz. İşte eğitim harcamalarının %14'lerde olduğunu, işte kiranın yine giyime ilişkin etkileri görüyoruz. Şimdi kışla beraber Ekim, Kasım, Aralık'ta daha da artacak. Yani Türkiye'de talep enflasyonu var zannediyorlardı. Biz öyle olmadığını söylüyorduk. Şimdi bir de maliyet enflasyonu geliyor. Yıl sonuna kadar bu 45 civarında olacağını tahmin ediyorum ben de İsmail Bey gibi. Ama yani bizim bu bakın 45'ler bunun programın çalışmadığı görülür görülmez ne oldu? Hemen Türkiye yurt dışındaki bu kuruluşlar bizim için faiz indirimini Ocak ayına revize ettiler. Carry trade'ciler tekrar Türkiye'ye yöneldiler. Gerçekten bu beladan kurtulmamız gerekiyor. Evet. Yani burada sabit gelirliler olduğu, yani ücretliler değil bunun nedeni. Bunu kaç kez anlattık ama yani şimdi kira dedik mesela. Bugün gördüm. Bayburt'ta 20 bin liraymış ev, 3+1 ilan vermiş. Şimdi Bayburt'ta 20 bin lira olursa İstanbul'da ne olur? Aşağıya doğru bir söz konusu değil. Şimdi kışla beraber doğalgazdı, kömürdü derken işimiz zor memleket olarak. Biz tabii buradan daha sevimli konulara geçelim. Vergi rekortmenleri. Gerçekten çok sevimli. Sizin konularınız daha da bir sevimli. Evet. Evet yani memleketin haline ağlamak gerekiyor ama gözlerde yaş kalmadı anladığım kadarıyla vatandaşta. Şimdi açıklanmıştı. Şimdi il il açıklanmaya başladı listeler. Mesela burada ben niye bunu gündeme aldım? Adana'da şu anda milli takımı çalıştıran, daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella 36 milyon 479 bin matrah beyan ederek ücret geliri nedeniyle Adana birincisi olmuş. Kocaeli'de de Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya giden futbolcu. O da 24 milyon 297 binle Kocaeli'de ikinci olmuş. Bu kişiler kim? Ticari kazanç mı? Değil. Zirai kazanç mı? Değil. Serbest meslek kazancı mı? Değil. Bunlar ücretli ve vergi rekortmeni oluyorlar memleketimizde. Şimdi tabii burada futbolcuların nasıl vergilendirildiğine baktığımızda biliyorsunuz işte Süper Lig veya basketbolda da aynı şekilde %20 kulüpler kesinti yapıyor. Daha sonra bu futbolcuların beyanname vermesi gerekiyor. 2020 yılından bu yana bu böyle. Örneğin geçen yıl 1 milyon 900 bin üstünde futbolcular gelir elde etmişse onların Mart'ta beyanname vermesi gerekiyordu. 2020'den itibaren baktığımızda da 2021'de ilk beyannameler verildi. Ne yerli futbolcuların ne de yabancı futbolcuların bununla pek ilgilerin olmadığı, haberlerin olmadığı
anlaşıldı. İlk yıllarda işte 40 futbolcu, sonra 30 futbolcu derken bunlara ilişkin de takip yapılmaya çalışılıyor. Tabi burada vergi rekortmenleri konusu memleket açısından önemli. Biliyorsunuz daha önce de söyledik. Geçen yıl 76 kişi isminin açıklanmasını istemiyordu. Bu sene 73 kişiye indi. Türkiye'de ortalama gelir vergisi mükellefleri 45.255 lira gelir vergisi ödemişler geçen yıl. Yani 2023 gelirlerine ilişkin olarak 2024 yılında. Burada çok sorulan bir şey daha var, onu da ifade edelim. Örneğin vergi rekortmenleri listesinde gelir vergisinde Sayın Selçuk Bayraktar birinci oldu. Abisi de aynı listede yer aldı. Şimdi bakıyorsunuz, yani Türkiye'de bir gerçeğin altını çizmek için söylüyorum. Siz gelir vergisi rekortmeni oluyorsunuz. Sizin bu kar payı aldığınız şirket vergi rekortmenleri listesinde yok. Kurumlar vergisine baktığınızda bu nasıl oluyor diye insanlar bize soruyorlar. Yani siz oradan temettü alıyorsun, beyan ediyorsun, rekortmen oluyorsun ama senin şirketin niye fazla beyan etmiyor? İşte burada da hep programlarda söyledik. İndirim ve istisnalar nedeniyle Türkiye'de vergi ödenmediğini söylemiştik. Burada da yani bu kar payına göre 25 milyar onların ticari bilanço karı olmuş olması lazım yaklaşık. 25 milyar ticari bilanço karı mali kara dönüşürken bir sürü indirim istisna olunca şirket sadece 720 milyon beyan etmiş. Ama bu şirketlerin temettü alanlar rekortmen olmuş. Aynı şekilde diğer Türkiye'de holding sahiplerinde de aynı durum var. Sadece onlara özgü değil. Biliyorsunuz 657 milyar da 2024 yılında kurumlar vergisi mükellefleriyle ilgili istisna ve muafiyet nedeniyle vazgeçtiğimiz vergiler var. Vergi harcamaları var. Bunları biz düzeltecektik biliyorsunuz yeni vergi yasasıyla ama olmadı. Asgari kurumlar vergisinde de yine bu indirim ve istisnalar asgari kurumlar vergisini hesaplarken yerinde sayacak. Öyle gözüküyor. Kurumlar vergisine çok şey değil, orada da bankalar ödüyor zaten. Ama ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancından gelir elde edenlerin listelerde yer almadığı, ücret gelir elde eden futbolcunun teknik direktörün vergi listelerinde yer aldığı bir ülkede o ülkeyi yönetenlerin ya da maliyeyi yönetenlerin biraz daha bu işe kafa yorması gerekir. Dışarıdan birileri Türkiye'yi analiz ettiğinde biz bunları anlatamıyoruz onlara. Peki. Müsaadenizle bir küçük reklam arası verelim. Kısacık bir reklamımız var. Sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Doktor Nedim Türkmen ve sevgili İsmail Sevinç'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu 2024'te emekli olanlarla 2024'ten sonraya bu işi bırakanlar arasında çok büyük uçurum olacak maaşlarda diye epey bir zamandır konuşuyoruz. Doğru. Hatta biz bunu konuştuktan bir süre sonra bununla ilgili bir açıklama düştü kamuoyuna. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor diye. Hatta size de sormuştum. Bakın böyle bir düzeltme geliyor. Hani çalışma yapılıyor diye. Çalışılıyor genelde böyle bir konular ama net bir şey yok demiştiniz. Evet. Geldiğimiz noktada herhangi bir haber var mı orada? Hala çalışıyorlar mı yani? Yani benim basından takip ettim, benim bildiğim. Ya Sayın Bakan'ın bir açıklaması oldu, Çalışma Bakanı'nın. Evet, bu konuyu çalışıyoruz dedi. Yani çalışıyoruz ama işte Maliye Bakanlığı'yla falan İstişare edeceğiz, konuşacağız. Bir netlik yok. Daha sonra karar vereceğiz dedi. Yani anlaşılan o ki 2024-25 ile ilgili karar vermek zorlaşacağı benziyor. Zor olan konuları var çünkü. Şimdi şöyle, neydi 2024'te emekli olmak? Evet, avantajlıydı. Daha az çalıştığınız halde daha fazla aylık alma şansınız evet. vardı. İşte bu da şeyden kaynaklanıyordu. 2024'te TÜFE'nin üzerinde verilen aylıklar ve maaş artışları, diğer taraftan 2023'ün güncelleme katsayısının kullanılması, 2025'e kaldığınızda da milat olarak 2024'ün güncelleme katsayısıyla katsayısından etkilenmeniz, TÜFE'den etkilenmeniz, bunlar arasında da
2024'ün avantajlı olmasıydı. Bu aslında SGK'da hep vardı. Yani bu yeni bir şey değildi. Ama ilk kez %30-35 etkiliyordu. Bundan dolayı söylendi. Şimdi tabii 2024'te emekli olmak avantajlı. Daha az çalıştığınız halde avantajlı. %30-35. TÜFE'nin çıkış şekline bağlı. %30'un pek altına ineceği benzemiyor. TÜFE yükselmiş olsa bile. Tabii buna bir tedbir getirmek gerekiyor mu? Elbette gerekiyor. Neden? İnsanlar arasında ciddi bir farklılık olacak. Bir gün sonra emekli olanla bir gün önce olan, bir yıl sonra olanla işte bir yıl önce olan. Bunlar arasında %30 veya siz emeklilik dilekçesi vermeyi unuttunuz mesela. Siz 20 bin lira alacakken bir anda 14 bin liraya düşüyorsunuz. Bu kafa karışıklığı aslında piyasada insanlara da yansıdı. O kadar çok kişi arıyor ki kamudan olsun, özel sektörden. Olayım mı, olmayayım mı? İşte maaşı çok yakın olanlar oluyor emekli aylıklarına, çalıştıkları aylıklar yakın olanlar var. Onlar tereddüt etmeden kamuda olsa hemen emekli olayım diyor. Çünkü onlar emekli olduktan sonra tekrar çalışamadığı için bir karar vermek zorunda kamuda. Kamu tarafında. Evet, mutlaka karar vermek zorunda. Onun için emekli olmayı tercih ediyorlar. Ya da diyor ki bundan sonra 5-6 yıl ancak çalışırım. O zaman şimdi alayım çünkü 5-6 yıl sonra ancak bu maaşı elde edebiliyorum. Emekli aylığını deyip aslında bir karar veriliyor. Bu aşamada nasıl bir karar verilir? Ne olur? Şöyle yani zorluğu konunun şöyle. Yapılması gereken tabii zannedersem bir partinin de muhalefet partilerinden biri de bir önerge verdi bu konuda. Güncelleme katsayısının düzeltilmesiyle ilgili. Yani burada 2025'te emekli olmakla 24'te emekli olmayı ortadan kaldırıyor farkını. Ve bundan sonra da hangisi yüksekse o uygulanıyor diğer yıllar için. Evet bu bir noktada gideriyor. Yani bu aslında bir şekilde bu tereddütü ortadan kaldırabilecek bir düzenleme. Peki bu yapılır mı dersiniz? Ne dediniz Nedim Bey? Maliyeti ne olacak onu bilelim biz. O yapılabilir de maliyetin... Şimdi bunu konuşan yok. Şimdi muhtemelen Maliye Bakanlığı da anlamaya çalışacak önce konuyu. Çünkü şöyle anlamaya çalışacak. Bu emeklilik hesapları biraz daha teknik ve uzun dönemli hesaplar olduğu için bunun bir projeksiyonunu sunmak gerekiyor SGK tarafından. Yani şöyle, aslında olay 2024 ve 25'le bitmiyor. Yaptığınız bu güzelliğin bir bedeli var. Ya yani neyi var? Ondan sonra siz sürekli 2024'ten sonra emekli olanlara bunu yansıtmanız gerekiyor. Şimdi yansıtmadığınız şeyi, işte 10 milyon kişi mi emekli olacak 2030'da? O da bundan pay alıyor. Bir kereye mahsus yapsa, sen devam edecek emekli maaşını almaya diyorsun. Şöyle bir kereye mahsus yapamıyor. Evet. Bir kereye mahsus yapsa dahi, o 2025'in güncellemesinden 2028'de emekli olan kişi de etkileniyor. Yani seyyanen bir zam yapmış oluyorsun aslında. Bir tarihten sonrakileri bir düzeltiyorsun. Bu yapılır mı? Bu neredeyse yani ben şöyle kabaca hesapladım. Uzun vadede gayri safi milli hasıla gibi bir para yapıyor. O zaman unutun gitsin. Yani tabii başka bir hesap yaparlar onu bilmiyorum ama. Hep onu söylüyoruz. Büyük bir para. Hep onu söylüyoruz diyorum. Yani o çalışma bir türlü bitmez. Bitmez yani. Ya, onun için belki Çalışma Bakanı da bakıyor. Sayın Çalışma Bakanı yani hani çalışıyoruz ama buradan bir sonuç çıkar mı emin değilim demek istiyor. Ama bir sürpriz çıkar mı bilemiyoruz ama bir taraftan da şunu da düzeltmek gerekecek. Sürpriz çıktığını düşünelim. Çıkmaz çıktığını düşünelim. O zaman 2022'de emekli olanlar da pardon diyecek. Elini kaldıracak. Pardon. Hani bize. Evet. Yani biz 2022'de olduk. Pardon 23'te olanlar diyecek. Biz daha geç olduk. 2022'dekilere göre %17 daha az aylık aldık. Bunu bilen var mı seyircilerden? Yani aynı şartlarda 2022'de emekli olsaydı %17 daha fazla alacaktı. 23'e sarktığı için emekliliği ve 23 yılına geçtiği için %17 daha az aldı. Orada da oldu bu gol. Ama işte önce bunları düzelteceksin. Bu enflasyon her şeyi bozdu. Yani özetle onu söyleyebiliriz. Ama şöyle, biz doğru bir aylık bağlama sistemi oluşturursaydık. Bu arada zaten sistemimizde de bir problem var. Mesela prim ödeme bozabilir mi? Yoksa evet aslında yani bu en azından problemli olan yerlerde daha büyük problemlere yol açtı diyelim o zaman. Çünkü ani bir yükselişle birlikte mesela aynı şekilde prim ödeniyor. Hatta daha fazla prim ödeniyor ama daha az maaş alınıyor. Yani bu en başından son derece yanlış bir yöntem. Bu sadece yıllar arasında geçişle ilgili
bu ortaya çıktı. Halbuki SGK'nın yine kendi içinde daha fazla ödediğiniz halde aynı maaş aldığınız veya daha düşük aldığınız dönemler de var. Hmm. Hesaplama yöntemiyle ilgili. Artık bunların... O zaman hesaplama yönteminde problem var. Evet, tek bir hesaplama yöntemine geçilip ama bunun için de yine Nedim Bey'in biraz önceki itirazı gibi para lazım. Güzel diyorsun da İsmail Beycik ama para lazım. Doğru. Yani bunların hepsi için yok mu para düzeltmek için şu kimsenin cebinden sana fazla verdim alayım diyemezsiniz insanlara. Ama herhalde diğerine vermeniz gerekecek. O zaman da tabii bütçeye para... Bütçede para var mı derseniz ben şimdi şey diyeceğim. SGK açık vermiyor Nedim Bey diyeceğim. Nedim Bey belki bana diyecek ki SGK nasıl açık vermiyor ya diyecek. Yani bir sürü transfer var. Aslında SGK açık vermiyor biliyor musunuz? Enteresan. Bu kadar hani... En başarılı 2023 evet. Yani şöyle, bu kadar hani prim tahsilatı ile ilgili eleştirdiğimiz noktalar evet, oluyor evet falan biliyorsunuz. Ama SGK sistemi açık vermiyor. Herkes bakacak nasıl açık vermiyor. Şöyle açık vermiyor aslında. Benim dediğim doğru. Yani ama dinlerseniz SGK kara delik de diye düşünebilirsiniz. Peki. Takip edin. Bu neden böyle? Onu söyleyeyim ya, neden böyle? Şimdi şöyle, bir topluyorsunuz primi. Havuz var. Havuz var. Devlet diyor ki bir de size, ey SGK, ben sana taahhüt ediyorum. Anayasa gereği ben herkesin sosyal güvenliği sağlamak zorundayım. Hı hı. Onun için senin topladığın primlerin dörtte birini de devlet katkısı olarak ödeyeceğim sana diyor. Hı. Sana nakit olarak yatıracağım. Aynı nasıl bireysel emeklilikte ne yapıyor? Devlet katkısı yatırıyor ya. Aynen. Aynı parayı size de yatırıyor. Hı. Yatırmasa da şey olarak, sana olarak onu tanımlıyor. Şimdi bunu tanımladığı zaman ne oluyor durum peki? 2008'den beri bunu tanımlıyor. Bu benim görevim diyor. Bu görevi Almanya'da yapıyor, bu görevi Fransa'da yapıyor, Slovenya, evet. Slovenya. Onlarda da aynı unsur var çünkü. Hı hı. Onlar da devlet katkısı tanımlıyor. Biz de tanımlamışız. Peki bunu tanımlayınca gelir gider dengesi ne oluyor? Bu aya bakalım fazla veriyoruz. %102'yiz. Süper. Gelirimiz fazla. Ama devlet katkısıyla Ama devlet oluyor. Katkısı olmak zorunda. Hı hı. Devlet katkısını siz kanun gereği tanımlamışsınız. Tamam. Eğer devlet katkısını verdikten sonra açık oluşuyorsa onu açık derim ben. Finansal bir açıktır o. Hı. Ama siz devlet katkısını verdikten sonra yasa gereği, bunu yasa gereği yapıyorsunuz. Tamam. Verdikten sonra açık oluşmuyorsa kanun gereği olan bütün düzenlemelerle siz artıdasınız. %99'unu karşılıyorsunuz. Ay itibariyle de %102'sini son 23 yılında en iyi oranındasınız. 2009'da aynı şekilde oran 73.1, 2017'de 92'lerde, 12'lerde 89'larda, 2024'te 99.9, bu ay itibariyle de 102.38. Güzel. Yani güzel ama biz şöyle dersek, ya devlet katkısı da neymiş diyebiliyor musunuz bunu? Bireysel emeklilikte, hayır devlet katkısı devletin katkı yapmak zorunda olduğu bir şey mesela. Bireysel emeklilik sisteminde %30 katkı yapıyor. Burada tamam, da %25 devlet katkısı yapıyor kanun gereği. Tamam, çok güzel. 81. madde 3. fıkrası. Burada çok net tanımlıyor. Hı hı. Bunun dışında bir açık varsa ben bunu açıklarım. Hı. Ama zaten bu %25 vergilerle finanse edilecek diyor kanun gereği. Hı. Bunu diyor zaten. 900 milyarı buluyor yıllık. Neyi buluyor? 900 milyar. Ha. 900 Ama sen milyarı de buluyor. Şöyle düşün, onun 4 katı prim topluyorsun. Yani 3,5 tabii, trilyon. Tabii tabii, hem tekerim. 3,5 trilyon prim topluyorsun, 900 milyon gel bana diyorsun. Evet. O da geliyor sana, 900 milyar. Yani tamam, burada bir problem yok da geri kalan her şey problemli. Nasıl ama oluyor? Şöyle, o kadar iyi durumdasınız ki, yani iyi durumdasınız derken şöyle ya, o yani zaman o paralar verilebilir bir anlamına yani geliyor. Evet, oransal baktığınızda evet verilebilir bence. Yani para bence var yani. Bence kötü Nedim değil. Bey, SGK'nın söylüyorum. Finansal durumu hiç olmadığı kadar iyi. Yani ben, demek ki EYT problem yaratmamış. Bak bu da çok iyi bir cümle. Şimdi EYT problem evet, yaratmış mı? Evet, aktüeryel dengede sorun yok. EYT gerçekten problem yaratmış mı? Bence hiç yaratmamış. Sizce değil, hayır, rakamlarla gösterdiniz ya zaten burada. Rakamlarla yani fikren değil bu arkadaşlar, yanlış değil, anlaşılmasın. Ben... Yani Nedim Bey getirdi buraya koydu, İsmail Bey çok söyledi. Yani rakamlara baktığımızda hiçbir şeyi bak, görünmüyor. Ben rakamların yalancısıyım. Bakın, yaş şartını konulmadan emekliliği tasvip ettiğim anlamda söylemiyorum bunu. Tamam. Evet, ama evet, biz emekliye verdiğimiz para ve emekli olan sayısına baktığımız zaman bu dengeyi daha iyiye taşımışız. Ha, şimdi mevcut emekliler maaşları düşük kalınca EYT'lileri suçluyorlar ya, size yüzünüzden oldu diye. O yanlış. O bin valide söylüyorum ben. O öyle yanlış bir şey yok. Yok.
EYT'lileri iktidar suçluyor. Öbürlerinin suçladığını ben duymadım. Yok yok, suçluyorlar yani. Suçluyorlar. Ben de çok duymadım. Ben yakın duymadım. Çevremden duyuyorum. Bana ama yakın EYT'yi çevremden bir de suçlamamak lazım. Çünkü EYT'yi kim çıkardı? Yani meclisten çıktı bu. Kim karar aldı? Yani? Sanki EYT'li kendisi aldı demiş gibi böyle. Yani EYT'liler bize... EYT'liler istediler ayrı da. Şimdi ayda SGK'da 30 bine yakın... Muhalefet iteklemiş. Ya evet. Sayın Bakan dedi ki muhalefetin itelemesiyle çıkarmak zorunda kaldık dedi. Neyse öyle veya böyle çıktı ama doğru bir anlaşılsın ki konu tek başına EYT değil. EYT değil. EYT'nin etkisi değil. Küçük burada ben size söyleyeyim. Şimdi 30 bin kişi ortalama emekli oluyordu SGK'dan. EYT'den önce. Şu an kaç oluyor biliyor musunuz? Kaç oluyor? 40 bin. Bir 10 bin eklenmiş. Ama biz bu yıl milyon bekliyorduk. Yani şöyle bekliyorduk. Bu yıl milyon bekliyorduk. EYT'liler de emekli olmuyor. Ha, onlar da olmuyor bu arada tabii. Evet. Yani beklenen sayılar yok yani. Anladım. Peyderpey sisteme girecekler. Elbette görünüyor. Etkiliyor ama beklenen sayılar yok. Hayır. Peyderpey de bekleniyordu. O beklentinin de altında EYT emekli oluyor. Belli rakamlardan çok belli bu. Yani kimse için, emekli olmuyor. Onun için hani, yeridir yani bu ortamda o zaman. Evet, şunu söylememek gerekiyor. Yani birilerinden duyup veya hani EYT çok maliyeti var. Ya bu bakmanız lazım. Ama duyuyoruz. Yani SGK bütçesi açık veriyor. Bakmamız lazım. Yani bunu bakın şeyden takip edebilirsiniz. SGK'nın aylık istatistik bülteni var. Her ay yayınlıyor. Bu dediklerimin hepsi resmi rakamlar. Resmi herkes rakamlar SGK böyle söylemiyor. Herkes de SGK aylık bülteni okuyordur İsmail Bey. Okumaz. Emin olun. Okumaz. Okumaz ama ben teknik olarak takip edenlere söylüyorum özellikle. Tamam. Yani bir itirazı olarak... olan varsa adresi var diyor İsmail Bey. Öyle yani söyleyeyim. Buradan ya. Bakın ya ne güzel bir dönemdeymişiz diyeceksiniz. Ama şimdi bu 2023-2024 arasındaki fark çok ciddi. Yani bu sene biraz daha fazla gelir mi emekli acaba bu farkındalığı olanlardan? Gelebilir ama emekli olmayı hak etmesi lazım. Tamam, hak edenlerden. Hak edenler yani. Beklemez. Evet. En çok yani da geçen yılkinden beklemez. Biraz daha fazla bir sayı olabilir mi bu sene? Olabilir. Bu Aralık ayında falan bu daha net olur. Çıkar. Çünkü şu anda emekli olmaların çok bir anlamı yok, onu da söyleyelim. Aralığı beklesinler öyle özel mi? Sektörde. Kamu sektöründe de 14 Aralık'a kadar şansları var. Hı. Yani 14 Aralık'a kadar verdiği dilekçe 2024'de sayılıyor. Zaten 14 de, Ocak özür diliyorum. 14 şimdi Ocak. Yanlış söyledim. Bir de şey var tabii eğer Ocak. Bir çalışma yapılıyorsa belki de böyle bir düzenleme gelecek ise onun için de kendilerine zaman tanımış olurlar. Yani Aralık'a kadar beklerlerse. Tabii onu bekliyorlar zaten şu an. Acaba bir somut adım atılacak mı? Evet. Bu söylemlerin karşısında bir şey olacak mı diye. Evet. Boşuna hayal kurmasın arkadaşlar. Biz uyaralım da. Olsun ya. Yani Umut fakirin ekmeğini yedim be öyle demeyin ya. Bu Çalışma Bakanlığı çalışma yapa yapa yoruluyor anladığım kadar. Adı çalışma durmadan çalışma yapıyor. Onu diyecektim. Ortada adı şey. Zaten çalışma çalışacak tabii ki de. Ama yani. Özgür değil. Ya özgür değillerken şu anlamda. Karar verici tek kendisi değil. Evet. Onu görüyoruz. Yani şimdi devlet organlarında biliyorsunuz her şeyin mali yönü var. Birlikte oturup karar veriyorsunuz falan. O anlamda tabii isteseniz de bazı şeylere karar şimdi, veremezsiniz. Ama SGK'nın yani. Kendi bütçesi, kendi parası yok mu? Yani yok. Sonuçta... İşte oraya geliyoruz. Aslında SGK gibi, TÜİK gibi kurumların kesinlikle bağımsız bütçeli gerek karar alma mekanizmasının gerekse bu atanma yönüyle bağımsız olması gerekiyor aslında. Çalışma Bakanlığı'ndan da ayıracaksınız. Kurala göre yönettireceksiniz. Yoksa ne olur mesela? Ne yaparsınız? Mesela emeklilik yaşını birden düşürebilirsiniz. Gelişmiş memleketler bu böyle mi? Tabii şeydir ya. Bağımsızlar mı? Tabii kurala bağlı. Öyle kafada şimdi, hareket edemezsiniz. Buyurun Nedim bağımsız Bey. Bağımsız olmayınca o kurumun nasıl yönetildiğini Sayıştay raporlarından çok kolay okuyup öğrenebiliriz. Bugün de ben yazdım. Daha alacağından haberi yok. Ne kadar alacağı olduğunu bilmiyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Bir de onları tahsil etsin. Düşünsenize şu maalesef. Maalesef SGK'nın alacakları bir yana da maliyenin tahsil edemediği alacak tutarı ne kadar? Biz onu konuşalım Nedim Bey. Konuşalım. Olur yalnız bir şey söyleyeyim. Şimdi hafta içinde de gazetelerde çıktı. Devlet 2 milyon insan maaş alıyor. Yani memur 5 milyon 200 kamu görevlisi alıyor da siz şimdi... Emekliye verdiğiniz maaşı devlette maaş alıyorlar diye bu insanlara hedefe koyamazsınız. Adam 20 yıl 25 yıl prim ödemiş, gününü doldurmuş ve emekli olmuş. Siz de prim kesmişsiniz ve buna maaşı ödemek durumundasınız. Yani bunu böyle yani devlette işte nüfusun dörtte biri
22 milyonu maaş alıyor diye bu insanları sürekli hedefe koymak doğru değil. Sonuçta 12.500 lira maaş veriyorsunuz emekliye. Onun da bir altını çizelim. Yani bu insanlar prim ödedi yıllar itibariyle. Evet. Belli bir süreyi doldurdu. Kumbaraya parayı attı. Şimdi emekli oldu, parasını alıyor. Sonuçta bu devleti, yani o dörtte birlik İsmail Bey'in söylediği pay zaten anayasa ve yasa gereği verilmek zorunda. Ya bu emeklileri bu kadar rencide etmeyelim yani. Bunlar da bizim insanlarımız. Peki. Evet, şimdi konuşabiliriz efendim. Şimdi bakalım maliyenin devletin alacaklarına. Evet, 1 trilyon 175 milyar lira 31 Ağustos itibariyle devletin tahsil edemediği alacak söz konusu. Bu vergi alacağı. Bütçe geliri anlamında baktığımızda da bu 2 trilyon 252 milyar lira gibi bir rakam. Bütçe geliri dediğimizde işte faizler, zamlar, bu para cezaları işin içine giriyor. Dikkat ederseniz 1 trilyon civarında vergi gelirlerinden daha çok o zamlar, işte bu para cezaları, bunlar da var işin içinde. Tabii sürekli insanlar bize de mesaj atıyor, Twitter'da mail atıyorlar. Diyorlar ki işte maliye çok üzerimize geliyor, bu yapılandırma çıkacak mı? Hmm. Bu tür sorulara da muhatap oluyoruz. Biliyorsunuz son bir yıldır yerel seçimlerden önce de başlamıştı. Ondan sonra da hareketlendi. Tahsilat hızlandırma çalışmaları yapılıyor. Vergi dairelerinde, müfettişler koordinatörlüğünde sürekli elektronik acizler yapılıyor. Yapılıyor. Ama sürekli olarak tahsil edemediğimiz alacak artıyor maalesef. Şimdi bu 1 trilyon 175'in tamamını tahsil etmek mümkün değil. Ben bunun yarısından biraz azının fiktif olduğunu düşünüyorum. 400-450 milyar civarında. Şimdi eğer biz vergi tahsilatında işte %78'lerde kalmayıp KDV'de %60'da kalmayıp bunu yukarıya taşısak ne olacak? Daha az borçlanacağız, daha az faiz ödeyeceğiz. Ama Türkiye'de de vergi borcu ödenmiyor. Neden ödenmiyor? Türkiye'de zombi şirketler var. Bankadan kredi alıyor, onun faizini bile ödeyemiyor, para kazanamıyor veya işte finansa erişemediği için sıkılaşma nedeniyle örneğin KDV banka kredisi gibi kullanıyor. Şu anda %4,5 aylık gecikme zam oranı, %54 ona maliyeti var. Öbür türlü bankadan kredi almak istese 64-65 de alacak, banka vermeyecek, teminat şudur budur. Bu yönleri de var tabii olayın. Ama Türkiye'de bu bir sorun. Yıllar itibariyle de sorun. Yapılandırma 2016 ile 2023 arasındaki 7 yılda tam 6 kez yapılandırma ve af içeren düzenleme yaptık. Ve şu ana kadar da 406 milyar liralık bir tahsilat yaptık yapılandırma kapsamında. En son çıkan şu 7440 sayılı yasa 2023'te şu ana kadar da 198 milyarlık bir tahsilatımız oldu. Şöyle bakmamız lazım. En son 31-12-2022'ye kadar olan borçlar yapılandırılmıştı. O zaman bu borcun toplamı 552 milyar liraydı. Sonra bu 874'e çıktı. Şu anda da 1 trilyon 175. Bu bir sorun. Maliye elinden geleni yapmaya çalışıyor. Mükellef de diyor ki ben yapılandırma olsun. Şimdi şunu çok net konuşalım. Matrah artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermeyen bir düzenleme getirdiğinizde sadece bu ödenmeyen borçları yapılandırdığınızda başarı oranı %6, en başarılısı %15. Dolayısıyla siz bir yapılandırma getirdiğinizde zaten en son yapılan düzenleme de 48 ay taksit yapıldı. 3 ay üst üste, şey 3 aydan fazla, 3 ay kadar da bunu geciktirebiliyorsunuz. Daha sonra tekrar sisteme dönebiliyorsunuz. Burada Maliye Bakanlığı'nın şunu yapması lazım. Bir kere bu 1 trilyon 175'in doğru olması mümkün değil. Bunu bir sadeleştirmesi lazım. 35 yıldır tahsil edilemeyen vergi alacakları var burada. Yani bu zaman aşımını, yani zaman aşımının son yılında 1 lira 2 lira yatırarak zaman aşımını 5 yıl uzatarak bu işler olmaz. Bunu yapmak lazım. Bir de vergi mükelleflerinin de artık bu elektronik haciz ortamında ben devletin ödemem gereken KDV stopajı ödemeden bu hayatımı sürdüremem, faaliyetimi yapamam diye artık bunu kafasının içine sokması gerekir diye düşünüyorum. En çok tahsil edilemeyen rakamlara baktığımızda KDV ve gelir vergisi stopajı. Yani ben işi çalıştırmışım, onun ücretinden kestiğim gelir vergisini tahakkuk ettirmişim, ödememişim. Bunun aynı yansıması sigorta primini de ödememişim.
Yani bir iş yapıyorsun, yanında çalıştırdığın adamın sigorta primini ödeyemiyorsun, ücretinden, maaşından kestiğin gelir vergisini ödeyemiyorsun. Yapma kardeşim bu işi artık o zaman. Yani böyle sürekli borç takarak, bunun da tabii artık bu yapılandırma döneminde kapanması lazım ülkemizde. Para kazanabiliyorsan bu işi yap, para kazanamıyorsan başka bir iş yap. Veya git birinin yanında çalış dememiz lazım. Yoksa bu rakamlar sürekli yukarılara gidiyor. Düzenli ödeyen mükellefler de kendilerini aptal zannediyorlar. Evet. Aptal zannetmiyorlar, aptal gibi hissediyorlar diyelim. Evet, doğru. Bunu da ortadan kaldırmak gerekir. Tabii alıştırıldı, 2 yılda bir af düzenlemesi olunca, alışınca da bekliyor tabii insanlar haklı olarak. Ama ben yakın bir zamanda bir yapılandırma ya da matra artırma gibi düzenleme beklemiyorum. Ülkede bir seçim olursa seçimden sonra gelen iktidar böyle bir şey yapabilir. Ama ondan önce beklemiyorum. Peki. Bir kısacık daha reklam aramız var. Onu da izleyelim, gelelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ekonomik görünüm devam ediyor. İsmail Bey, bir de işveren boyutu var. Orada da bir bu 5 puanlık prim teşviği konusu gündemde. Bir değişiklik, bu Danıştay kararı sonrası bir değişiklik oldu mu orada? Çok kısaca onu da değerlendirelim mi? Tabii işverenlerin en çok sevdiği teşvik bu 5 puanlık teşvik. Hı-hı. Eğer düzenli ödüyorsanız priminizi, muacel bir borcunuz yoksa sizin, işte bu prim borcu olabilir, işsizlik prim borcu olabilir, idari para cezası olabilir. Gününde ödüyorsanız ya da taksitlendirmişseniz ve taksitlerini düzenli ödüyorsanız %5 indirim alıyorsunuz. Yani 100 bin lira prim ödeyecekten 95 bin lira ödüyorsunuz, böyle düşünün. Veya 100 bin lira üzerinden %5, 5 bin lira bir indirim sağlıyor. %37,5'un 5'inin indirdiğinizi düşünün işveren payını. Şimdi Danıştay kararında şöyle bir şey oldu. Danıştay kararıyla alt işverenlik ilişkisi varsa, yani bu inşaat işlerinde ihaleli işlerde oluyor. Yani asıl işveren 5 puanlık indirimden yararlanması için kendine bağlı tanımlanmış olan alt işverenlerin de borcunun olmaması gerekiyor. Bu idari para cezası borcu olacağı gibi yine aynı şekilde normal prim borcu da olmayacak. Danıştay kararı bu özellikle idari para cezası ve onun ferilerine yönelik olarak dedi ki, ya idari para cezası varsa bunu borç olarak kabul etme, asıl işverene 5 puanlık indirimden yararlandır. Yani alt işverenin idari para cezası borcu olsa da, normal prim borcu olmayacak ama idari para cezası borcu olsa da asıl işveren bu 5 puan indirimden yararlanmasına engel teşkil etmiyor. Hı hı. Ama kendisininkine engel teşkil ediyor, onu söyleyelim. Yani eğer kendisi 5 puanlık indirimden yararlanacaksa idari para cezası dahil netice itibariyle borcu olmayacak. 6111 sayılı teşvik var. Orada ise alt işverenin borcu, idari para cezası borcu olsa o engel teşkil ediyor. Yani 6111'den yararlanamıyor ama 5 puandan asıl işveren yararlanabiliyor. Alt işverenin eğer idari para cezası borcu varsa bir istisna getirilir. Danıştay kararına istinaden. Yani bunun da bilinmesi açısından işverenler zaman zaman, hı hı, çünkü bu 5 puanı ciddi anlamda ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Nedim Bey, son sözü size vereyim. Yine 3-4 dakikamız var. Şimdi istisnalardan genelde haz etmiyorsunuz ama genç girişimcilere istisna konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada yeni gelişmeler var mı? Sanki bu taraf bir iyi habermiş gibi geldi bana. Öyle bir kulağıma geldi, öyle mi? Evet, yani böyle istisnaları destekliyoruz tabii. Tür istisnaları desteklemiyoruz. Evet. Burada yani genç girişimciler, yani 29 yaşını doldurmamış, yani bir avukat olabilir o veya bir başka bir ticari, ziraat ya da serbest meslek erbabı olacak gençler, üniversite yeni bitirmiş. Devlet bu 2016'dan itibaren böyle bir istisna getirmişti. Getirdi istisnayı ama 2023 yılına kadar 75 bin TL olarak kaldı kazanç istisnası. Yani memlekette enflasyon var ama o stabil gitti. Sonra geçen yıl bir düzenlemeyle 150 bin liraya çıkartıldı bu istisna.
Bu sene de 230 bin TL'lik bir kazançları vergiden istisna. Ve 3 hesap dönemi boyunca olacak bu. Yani 29 yaşını doldurmadan işe başlarsanız yine o 3 devam edecek. Hı hı. Bu önemli bir istisna. Gençleri teşvik etmek anlamında belli bir kazançları ver. Hatta bir yıllık da onların sigorta primine ilişkin istisnaları da söz konusu. Bu tür genç girişimci istisnalarını destekliyoruz tabii. Ticari, zirai ve özellikle de mesleki kazanç elde edenler bundan faydalanıyor. Veya tek başına kendi işinizi yapıp yanınızda adam bile çalıştırabiliyorsunuz. Ticari kazançla ilgili olarak da gençlerin tabii ticarete girmesi lazım, para kazanması lazım. Bunun için de devletin destek yapması gerekir. 2024'te örneğin 230 bin TL'lik bir kazanç vergi dışı ama basit usulde vergilenlerde bu rakam 320 bin liralarda. Bir önemli bir konu bu. Başka bir gelirinizle beraber bu olduğu zaman sadece bu gelirinizle ilgili olarak istisnadan faydalanabiliyorsunuz. Diğer gelirle ilgili faydalanamıyorsunuz. Buradaki rakamın 230 bine çıkması bu sene için, geçen sene 150'ydi. Önemli bir gelişme. Biz de zaten bu 75 binde takıldı kaldı. Ne oluyor kardeşim dedik. Sonra bunları düzelttiler. Bu tür istisnaları kabul ediyoruz efendim. Sayılarını da yılını artıralım, daha çok destek verelim gençlere. İşe başlama kredisi verelim veya onlara işleri öğretelim. Şu alanda boşluk var, şuralara gelin diyelim. Teknoloji üretelim, bunlara varız. Varız evet. Ama onun bunlara varız ama bir ülkede 60 trilyon şirketler ciro yapıp 833 milyar lira vergi ödüyorsa orada yokuz. Yani böyle bir ülke olamaz yani. Peki. Ölmeden cenneti yaşatıyorlar şirketlerimize. Biz buna karşıyız. Onun dışında gençlere yapılacak olan her şeyde varız. Destekçisiyiz onların. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Nedim Beyciğim, İsmail Beyciğim, çok sağ olun. Bir ekonomik görünümün daha sonuna geldik efendim. Kısa bir reklam arasından sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız. Bu akşam küresel piyasalarda Sparta & Co. kurucu ortağı sevgili Taner Özarslan benimle birlikte olacak.